Vakıfköy 1938'den sonra Türkiye'de yaşayan tek kalan son Ermeni köyü olma özelliğine sahip maalesef. Binlerce köyden tek bir köy kaldık. 1997'de kilisemiz onarıldı, restore edildi. Patrikhane ve valinin desteğiyle köyümüz turizme açıldı. Amaç yerli ve yabancı turistlere Hatay'daki kültürleri tanıtmaktı. 2005 yılında biz kadınlar kolumuzu kurarak, çünkü pazar ayağımıza geldi, ziyaretçi akını vardı köyümüzde. Bir şekilde ayakta durabilmek için, aile bütçemize katkı sağlamak için anneannelerimizden öğrendiğimiz yöresel ürünleri işleyerek biz köyün içinde küçük bir pazar oluşturup satışa sunduk kadınlarımızla. Köyümüz çünkü tarımla geçim sağlıyor. Narenciye biliyorsunuz Türkiye genelinde tarım bitti, üretim bitti. Pes etmek yok dedik. Eşlerimize destek olacağız, çocuklarımızın eğitimine destek olacağız. Biz kadınlar birlik olup ne üretebilirsek bunun satışını gerçekleştirip aile bütçemize destek olduk. Şubat depreminde ben maalesef tesadüftür İstanbul'daydım. Köyde değildim ama eşim ve oğlum burada yaşıyor, bu köyde. Onlarla iletişimdeydim, arkadaşlarla sürekli iletişimdeydim. Çok çok kötü anılarım var depremde. Ben orada daha psikolojim çok kötü bozuldu. Çünkü görmüyorum buradakilerin ne yaşadığını, ne hissettiğini, korkularından evlerine giremediklerini biliyordum. Mart'ta geldim ben İstanbul'dan döndüm. Geldikten sonra bir rahatlama duydum. Sipariş taleplerinin üstüne yoğunlaştık. O streslerimizi attık üstümüzden çalışarak. Terapi oldu bize. Baktık elimizdeki ürünler azalıyor. Hadi arkadaşlar dedik. Binamız sağlam, üretim yerimiz burası. Mutfağımız sağlam, üretime devam edeceğiz deyip kolları sıvadık. Üretime devam bir yıldır pes etmeden çok şey değişti. Çok şey. Kayıplarımız geri gelmeyecek kayıplarımız oldu. Onu fark ettik. Paranın, pulun hiçbir önemi olmadığını, bir saniyede her şeyin yok olacağını fark ettik. Birlikte olmanın ne kadar güçlü olabileceğimizi fark ettik. Ben 6 Şubat bütün depremleri burada yaşadım. Süreç çok kötüydü. Çünkü insanlara yardım etmek istiyorduk, edemiyorduk. Elimizde eşya yoktu. Burada yıkım oldu ama can kaybımız olmadı. Ama tabii ki zamanla merkez, Antakya merkez öyle olmadı biliyorsunuz. Hatay en çok etkilenen illerden biri. Bu süreç bizim için çok zorluydu. Ama kooperatif olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yani depremin hemen sonrası, bize gelen siparişlerle biz kendimizi işe verip bu süreci unutmaya çalıştık. Yani kendimize bir psikolojik destekte bulunduk, öyle diyeyim. Çalışarak kendimizi, psikolojimizi düzeltmeye çalıştık. Çok güzel siparişler geldi, onları hazırladık depremden sonra. Bugün turunç reçelinin şırası pişiyor, yarın turunç reçeli dolumu var. Bizim ana ürünlerimizden biridir turunç reçeli. Ceviz reçeli, turunç reçeli, nar ekşisi, konsantre şuruplarımız, bunlar bizim ana ürünlerimiz, defne sabunumuz. Biz bunları sürdürülebilir tarımla beraber ileriye götürmek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir toplumda kadın üretir ve ürettiklerini değerlendirebilirse o toplum çok zengin bir toplumdur. Birlikten kuvvet doğar diyoruz, onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü birlikte çalıştığınızda gerçekten yanınızdaki insanla en kötü gününüzü paylaşıyorsunuz, en iyi gününüzü paylaşıyorsunuz. Birlikte çalışmak çok güzel bir şey. Ama yani zaten o şekilde biz kendimize yavaş yavaş toparlandık. Birlikte çalışarak. Ama yalnız kaldığınızda yine geriye dönüyorsunuz. Yani arkanızdaki arkadaşınızı düşünüyorsunuz. Enkazda kalan insanları düşünüyorsunuz. Yıkımı düşünüyorsunuz. Yani zor bir süreç. Evimiz yıkıldı. Şu anda konteynerlerde kalıyoruz. Köyde çok güzel bir şey oldu. Depremden sonra biz hemen deprem sonrası çay bahçesinde toplandık. Bir sürecimiz orada geçti. Orada kaldık biz. Süre sonrasında çadırlar kuruldu. Ama hani unutuluyor diyorlar ya, unutulmuyor. Gerçekten deprem biz yaşadığımız sürece bu korku, bu acı bizimle beraber yaşayacak.